Yeni videomdan hepinize günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Şimdi çıktım. Hemen birkaç işim var güzellerim. Onları halledeceğim. Vallahi evi falan toplamadım. Öyle her yerde duruyor. Dedim bugün dışarı işini halledeyim de ev işini sonra hallederim. Bugün ters olsun. Kahvaltımızı falan yaptık tabi. Saat şu an 12. Şu dolgu topuk ayakkabıları giyiyorum ya, aslında çok rahat ama ya fren gaza basarken sanki basmıyormuşum gibi hissediyorum. Topuklu olduğu için böyle sert fren yapıyorum. Bak mesela şimdi de öyle yaptım. Vallahi evde de bir sürü işim var. Yemeğim falan da yok. Şimdi önce bir el sıvaya uğramam lazım. İlk önce bir el sıvaya gideceğim. Neredeki el sıvaya gitsem acaba diye düşünüyorum şu an. Vega'dakine mi gireyim? Orada çok çeşit yok. Keçiören'dekine mi gideyim? Bilemedim. Neyse, bir yola çıkayım da şuradan bir geçeyim. Masa Keçiören'dekine gideyim. Hazır çıkmışken benim mağazaya da bir uğrasam mı ki? Gerçi benim mağazaya da uğrarsam eğer oradan da çıkamam yani, akşamı bulurum. Hafta içi bugün trafik yok. Neyse bakalım, çıktık yola. Kafa nereye? Neslihan oraya işte. Erken ya, dedim park sorunu yaşamam herhalde. Buradaki bir el sıvaya girmem lazım hemen. Benim mağazam da zaten şu binanın altında. İkisi yan yana. Bir de oraya geçerim. Vallahi tembelliğimdeki son nokta. Üçüncü kata asansörle çıkacağım. Eve geldim ben. 2 saat kadar falan da oldu. Bugün birazcık koşuşturma içindeyim. Şimdi gelince çocuklara makarna haşlamıştım. Şöyle mantı sosu gibi istediler. Öyle yaptım. Onlar yemeklerini yediler. Şimdi ben de yiyeceğim. Şunu da yaktım altını. Dünden kalan da patlıcan yemeğim. Tavuklarını çocuklara mikrodalgada ısıttım. Verdim onlara. Şimdi ben de şöyle patlıcanını falan yiyeceğim işte. Şöyle bir ayırayım. Sanırım bir tane tavuk var. Zaten ben tavuk sevmiyorum ya. Evi süpürdüm. Evi topladım. Silmedim de sadece süpürdüm ama sileceğim. Evi topladım işte, tuvalet banyoyu hallettim. Her günkü işler. Evi toplamadan çıkmıştım ya. Sizlerle kahve sohbet edeceğiz de bir vakit bulamadım yani. Karnımı bir doyurayım, işlerimi halledeyim. Geleceğim yanınıza. Yemeğimi yedim. Hemen mutfağa toplayıverdim. Bir bardak kahve aldım, geldim. Şimdi kahvemi içeyim. Ondan sonra evimi sileceğim. Süpürdüğümü söylemiştim. Özellikle balkonu sileceğim. Çok şükür ceviz kalktı ortalıkta. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. İnşallah annemle cevizi hallettik. Evi şöyle güzelce bir sileyim diyorum. Evimi temiz bırakayım. Sonra söyleyeceğim. Sonra da birkaç parça ütüm var. Onları halledeceğim. Beyaz çamaşırlarımı attım. Onlar birazdan çıkar. Onları asacağım. Dedim ya sizlere, bugün bir koşturma içindeyim. Aslında bir şey yaptığım da yok da. İşte bir dışarı işlerim falan vardı güzellerim. Onun için. Neyse, sağlık olsun. Ondan sonra da Neslihan bacınız bir valiz hazırlayacak. Evet. Neslihan bacınız 2 günlüğüne kaçıyor Ankara'da. Tahmin edenleriniz vardır zaten ama şimdi ben söylemeyeyim, sürprizi kaçmasın bilmeyenler için. 2 günlüğüne gidiyorum, yarın için biletimi aldım. Sabah Allah nasip ederse 10.30'da bineceğim inşallah. Bu tatil, 2 günlük tatil bana gerçekten çok iyi gelecek. Hem sevdiğim kişinin yanına gidiyorum,
Hem gezme tozma, bol muhabbet, bol sohbet, bol yemek, içmek derken şöyle bir deşarj olup Ankara'ya inşallah geri döneceğim. Tabii ki sizlere de elimden geldiğince vloglamaya çalışacağım. Hemen unutmadan çocukları da söyleyeyim. Zaten okullar tatil biliyorsunuz. Görkem'i eşim işe götürecek. Yağmur da gitmek isterse gider zaten. Eşim geç geldiği için tabii ki de o kadar duramazlar. O saate kadar çocuklar orada. Annem işte devir alacak. Yani ikisi çocuklarıma Allah'ın izniyle bakacaklar. Çocukları götürmüyorum yani anlayacağız. Zaten ben götürmek istesem de Yağmur gelmez de. Görkem belki gelmek isteyebilir ama yani gittiğim an geri ne zaman gideceğiz demeye de başlar. Bilirsiniz yani. Kahvemi de hızlı hızlı içiyorum. Kafamda işler var ya. Öyle güzellerim işte. Saat 10'a geliyor. İşlerimi hallettim ben. Sıra geldi valiz hazırlamaya. Vallahi bunu çıkardım ama güzellerim. Şuraya da kıyafetlerimi koydum. Yani 3 parça, 2 pantolon, 3 parça da tunik aldım. Bir de pijama takımı. Ayakkabıyı falan buraya koyarım diye düşünmüştüm. İşte makyaj malzemelerim, ayakkabım, parfümüm, yemeniler. Anca ya. Anca herhalde. Şuraya da yarın giyeceklerimi koydum. Onu görmüyorsunuz şu an. Bir pantolon. Bir tunik. Bir tunik daha. Bunu şöyle mi koyayım? Yok, şuraya da ayakkabıyı koyarım, olmadı. Evet, şöyle koyayım bari. Aynen. Vallahi ya çok bir şey almak da istemiyorum da. Şu pijamamı aldım. Ya valiz zaten küçük. Sizlere gösteririm yine de. Küçük çantam da var aslında. El çantam. Ya el çantası da zor oluyor ya taşıması. Bunu hemen sürüyorsunuz, götürüyorsunuz. Neyse, evet, buna koyayım. İç çamaşırlarını koyacağım işte. Çorap. Terlik falan götürmeyeceğim. Yani. Ayakkabı da, bir ayakkabı almıştım, hiç giymemiştim. Hatta bir kere sizlere çekmiştim, numarası yoktu. Sonra ben o ayakkabıdan buldum. Sizlere gösterdim diye hatırlıyorum ama göstermedim mi? Hiç giymedim ama giymek nasip olmadı. Yarın için onu mu koysam, ne yapsam? Havalar da yağmurlu aksi gibi. Neyse, bilmiyorum, durun. Kutusuyla duruyor. Şöyle göstereyim. Şu taşları beğeniyordum ya. O zaman al dedim. O zaman dedim yani 1,5 ay falan oldu herhalde. Hiç giymedim bunu. Şöyle koysam. Kutuyu boş boşuna gel patlatmasın. Neyse, şöyle mi koyayım? Aynen. Ya da kutuyla koysam nasıl oluyordu? Aslında kutuyla da koyabilirmişim. Valizim hazır. Yer varken ayakkabıyı da kutuyla koydum. Birazcık saçma oldu ama kırılsın istemedim. Yani bazı firmalar çok böyle özenli valiz yerleştiriyorlar. Bazı firmalar da biliyorsunuz böyle fırlatıyor. Dedim kırılacak bir şey yok ama yine de şöyle makyaj malzemelerimi buraya koydum. El çantamda ağırlık yapmasın dedim. Şu Kiko rujum. Bunu seviyorum ya, bunu koydum. Şu Golden Rose'un Mega Shine parlak ruju. Sevdiklerimi koydum. L'Oreal'in incecik fondöteni. Bir tane daha fondöten aldım. İşte rimeldir, süngerdir. İki tane fırça aldım. Far almadım. Kontür paleti. Hem dedim bununla kontür yaparım. Hem de far olarak kullanırım dedim. Yalnız üstü de ne pis. Ya bunlar silsen de böyle hemen pisleniyor zaten. Neyse işte şu fırçamı aldım. Bir tane allık aldım falan filan. Şu çantamı alacağım. Bir de şimdi buraya parfüm koyacağım.
Başka da bir şey yok güzellerim. Sabah bir açarım, tekrar bir koyarım, geri çıkarırım falan da. Şurada da işte çorap falan koydum, iç çamaşırı. Öyle. Şurada işte tunikler, pantolonlar. Şurada da pijama. Hiç hırka falan bir şey almadım. Neyse, lazım olursa oradan da alırım. Ya da bilmiyorum, sabahtan evde giydiğim yeleğimi de koyabilirim. Şu çantamı aldım. Bu rahat oluyor. Bir de hafif. Bir de her şeyle uyuyor. Dedim bunu alayım. İçi de gayet geniş. Şöyle göstereyim. Yatak örtümü çıkardım da. Belki dedim bir şey falan dökülür diye. Şöyle bakın. Gözlüğüm var işte. Bir şey yok başka şu an için. İlacımı alacağım. Şarj aletimi alacağım. Cüzdanımı alacağım. Ondan sonra kartlığımı alırım. Öyle. Var ya, nasıl yağmur yağıyor. Gök iniyor iniyor. Biliyorsunuz geçen seneden çok yağmur yağınca hemen giderden su fışkırıyordu ya. Hemen balkona çıktım. Açayım mı? Ay, tam kış geldi. İnşallah yarın yollar güzel olur. Bakın Keçiören tarafı hiç görünmüyor sistem. Benim mahalle tarafı şurası. Hiç görünmüyor sistem. Acaba kar mı yağıyor? O bu taraftan yağıyor. Şu tarafta bir şey yok. Çamların olduğu gibi yıkandı. Bakayım kar mı yağıyor yoksa? Yağabilir yani Ankara'ya kar. Şu aşağı bakıyorum. Yağmur yağıyor da çok şiddetli. Yağsın. Hayırlı yağmurlar. Ay, mis gibi hava kokuyor. Neyse, sel falan olmasın da. Geçen seneki sellerden sonra bende bir şey başlamıştı, böyle tedirginlik. Yağmur gördüğüm an hemen tırsıyordum. Evet güzellerim, mutfa şey balkonumu da mis gibi temizledim. Halıyı sermeyeceğim. Yıkamıştım biliyorsunuz. Yani balkon mevsimi gelene kadar sermeyin diyorum. Havalar iyi gidiyor gibiydi. Çiçeklerimi almadım ama bilmiyorum, alsam mı ki diye de düşünüyorum. Şu kola kabı da çiçek sulama aletim. Neyse, ben gelene kadar çiçeklerim dursun bakalım. Şöyle kapatayım, bayağı soğuk. Hatta balkonun kapısını da kapatayım. Hava soğuk. Şurada kalkacak bulaşıklarım falan var. İşim bitti işte, bir kendi işlerim var artık, kendi özel işlerim. Burada videomu da sonlandırayım, sizlerle vedalaşayım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kısmetse yarın görüşürüz. Hoşça kalın.